Herkese merhabalar, hoş geldiniz arkadaşlar. Serece yayınına devam ediyoruz. Serece 1, 2, 3, 4'ten ortak sınav sorularını çözeceğiz. 40 artı 3, 40 tane yazılı, 3 tane de uygulama. Başarılar diliyoruz. Daha önce atmış olduğum tüm soruları çözün. Hem yazılı hem uygulama sorularını. Kanala abone olmak ücretsiz. Katıla cüzi bir ücretle ödüyorsunuz. Aylıktır. İstediğiniz zaman iptal edebilirsiniz, devam edebilirsiniz. Başarılar diliyoruz ve başlıyoruz. Evet, yayınımız başlıyor arkadaşlar. Şöyle hemen bir kalem alalım ve başlayalım. Hadi bakalım. Evet, serici nedir? Serici mesleki yeterlik belgesidir. Serici bir uluslararası yolcu taşımacılığı. Serici 2 yurt içi yolcu taşımacılığı. Serici 2 yurt içi yolcu, serece 3'te uluslararası kargo eşya, serece 4 yurt içi yük kargo taşımacılığı, yurt içi yük kargo, serece 5 tehlikeli madde. Evet, soru 1'den başlıyoruz arkadaşlar. Aracın sürücü belgesiz kişilerce sürülmesine izin veren araç sahibine aşağıdaki cezalardan hangisi uygulanır? Trafikte men, süresiz. B. Yeniden sürücü eğitimine tabi tutulma. C. Tehcil plakası üzerinden idari para cezası. D. Sürücü belgesinin 2 ay süreyle geri alınması. Evet arkadaşlar, burada dikkat ederseniz Ceyhan seçeneğinde tehcil plakası üzerinden idari para cezasıdır. Ceyhan seçeneğidir. Doğru cevap. Hemen ikinci soru geldi. Evet, bu arada şunu da hatırlatayım arkadaşlar. Yayın içerisinde süper teşekkür alan arkadaşlara öncelikle teşekkür. Çok çok teşekkür ederiz. Onlar bizim destekçilerimiz. Çok çok teşekkür ediyoruz. İkinci sorudan devam edelim. Endişe ve kaygı yansıtan mesaj hangisidir? Esneme, göz teması, tırnak ısırma, düğmelenmemiş ceket. Bakın burada kaygı yansıtan mesaj sormuş. Endişe ve kaygıyı yansıtan mesaj, tabii ki insanlar durduğu yerde tırnak ısırabiliyor, değil mi? Endişe ve kaygılanıyorlar. Cevabımız Ceyhan seçeneğidir. Üçüncü sorumuz, verginin ödenebilir aşamaya gelmesine ne ad verilir? A. Verginin tarhı. B. Verginin tahsili. C. Verginin tebliği. D. Verginin tahakkuku. Ödenebilir diyor, bakın. Ödenebilir aşamaya gelmesine. Yani her şey bitti. Artık ne yaptın? Vergiye tahakkuk etti, değil mi? Artık ödemeye geçiniz diyor. Burada Denizli seçeneğidir. Doğru cevap. Tebrikler. Harika gidiyorsunuz bu arada. Ve dördüncü sorumuza geçiyoruz. Dördüncü soru sınavlarda sık sık geliyor. Yetki belgesi sahipleri yılda kaç kez sürücülerin ceza puanını Emniyet Genel Müdürlüğü'nden öğrenmek zorundadır? 3 kez, 1 kez, 2 kez ve 4 kez. Yetki belge sahipleri arkadaşlar, biliyorsunuz yetki belgelerinin süresi 5 yıldır ve Emniyet Genel Müdürlüğü'nden ceza puanlarını sürücülerinin 2 yılda 2 kere, evet 6 ayda 1, yılda 2 kez öğrenmek zorundadırlar. Ceyhan seçeneğidir. Doğru cevap. 5. soru. Kaza yapmış bir araçta devrilme tehlikesi belirgin olarak görülüyor. Ve araç sollanıyorsa, yaralılar araçtan ne zaman sallanıyorsa, yaralılar araçtan ne zaman çıkarılmalıdır? A. Araç itilerek yavaşça devrilmesi sağlandıktan sonra. B. Aracın cinsi ve modeli tespit edildikten sonra. Araç sabit bir hale getirildikten sonra. D. Hiçbir zaman kaybetmeden hemen. Burada da arkadaşlar, araç sabit bir hale getirildikten sonra araç içerisinden çıkarılması uygundur. Evet. 6. soru sınavlarda sık sık geliyor arkadaşlar. Buna dikkat edin lütfen. Sınavlarda sık sık çıkıyor. Otoyoldaki hız sınırları, bölünmüş yoldaki hız sınırları, otobüsün ve kamyonun soruyorlar. Şehirdeki otobüs ve kamyon otoyoldaki hızı kaçtır? Hem yazıda hem uygulamada gelen bir soru. 190. Birincisi arkadaşlar, bakın, birincisi otobüsün, ikincisi kamyonun vermişler. Ona göre cevaplarınıza dikkat edin. 120, 185, 95, 110 ve 120. Tabii ki otobüslerin yerleşim yeri içerisindeki hızı 50,
Çift yönlü karayollarında 80, bölünmüş yolda 90'dır. Otobüslerin otoyoldaki hızı 100'dür arkadaşlar. Bakın şuradaki birinci 100'dür. Dikkat ederseniz başka bir 100 yok değil mi? Kamyonların da otoyoldaki hızı 90'dır. Cevabımız direkt otomatik olarak Adana seçeneği çıktı. Hemen 7'ye bakalım. Karayolları Trafik Yönetmeliğine göre yük taşımasında kullanılan ve azami ağırlığı 3,5 tonu aşan ancak 12 tonu aşmayan motorlu araçlara ne ad verilir? N1, N2, M1 ve M2. 3,5 tonu aşan ancak 12 tonu aşmayan motorlu araçlara N2 araçlar arkadaşlar. N2 araçlar denir. Yani N2 bakın N2 N1, M1, M3 derden de zaman zaman sınavlarda sorular gelebiliyor. Evet. Evet, bunlara da dikkat edin. Hemen geçelim. Daha önce zaten hepsini anlatmıştık. 8. soru şekilde verilenlerden hangileri gabari ile ilgili değildir? Bakın bazen gabari ile ilgilidir ya da değildir şeklinde soruluyor. Şimdi dikkat edin. Gabari neydi? Genişlik, yükseklik, uzunluk ölçüleridir. Bize gabari ile ilgili değildir sormuş. Bakın değildir. 2, 30 genişlik, 3, 50 geniş yükseklik. Bakın şu yükseklik. Bu da genişlik. Bu gabari ile ilgilidir. 1 ile 2 gabari ile ilgilidir arkadaşlar. Bakın gabari ile ilgilidir. Yalnız burada gabari ile ilgili olmayan dingil başına 6 tondan fazla yük taşıyan taşıtların girmesi yasaktır. Şurayı 3 yapalım arkadaşlar. Cevap Adana seçeneği. Evet. 3. Yalnız 3 olacak. Evet. Yalnız 3 olması gerekiyor. O da Adana seçeneğinde verilmemiş. Biz verelim. 3'tür. Bilginiz olsun. Diğerleri yanlış. Evet. Hemen geçelim. Türkiye'de bulunan bir yabancı aşağıdaki haklardan hangisinden yararlanabilir? A. Seçme, seçilme, memur olma ve mülkiyet hakkı diyor. Ederseniz arkadaşlar burada da cevabın Denizli seçeneği. Memur olma hakkı yararlanabilir. Türkiye'de mülkiyet hakkı olabilir mi? Memur olma hakkı olabilir mi? Arkadaşlar bir kere seçme, seçilme, memur olma hakkı yok. Mülkiyet hakkı var. Ama yabancılar biliyorsunuz ki arsa, daire değil mi? Alabiliyorlar. Mülkiyet hakkıdır. Cevap Denizli seçeneğidir. Doğru cevap. Hemen 10. sorumuza bakalım. Otobüsle tarifeli veya tarifesiz yurt içi yolcu taşımacılığı veya hususi taşımacılık yapacak gerçek ve tüzel kişilere verilen belge hangisidir? A türü, B türü, C türü, D türü. Arkadaşlar, otobüsle tarifeli veya tarifesiz yurt içi yolcu taşımacılığı ve hususi taşımacılık yapacak gerçek ve tüzel kişilere tabii ki D türü yetki belgesi almaları gerekiyor. Cevabımız da Denizli seçeneğidir. A, C, D, G, H ve K türü yetki belgelerinin ne anlama geldiğini de lütfen bakın burada değerlendirin. Örneğin A türüne bakalım. Otomobille ticari ve tarifesiz olarak kamu ve kurum kuruluşlarının yurt içi taşıma hizmeti veya uluslararası yolcu taşımacı yapacak gerçek tüzel kişilere verilir. A türü yetki belgesi. K türü yetki belgesi yurt içi eşya taşımacılığı veya hususi taşımacılık yapacak gerçek tüzel kişilere verilir. 11. soru şekildeki tehlikeli madde taşıyan aracın bölünmüş yoldaki hızını sormuşlar. Bu tehlikeli madde taşıyan araçla ilgili sık sık sınavda soru geliyor arkadaşlar. Farklı farklı sorular geliyor. Yerleşim yerleri içerisinde 30, dışında 50, bölünmüş yolda 60, otoyolda 70'tir hız sınırı. Bize bölünmüş yolu sormuşlar. Bölünmüş yoldaki hızı 60'tır. Bilginiz olsun. Bir de tehlikeli madde taşıyan araçla ilgili şunu bilin mutlaka. Yerleşim yerleri dışında hızlar ne olursa olsun önündeki araçla arasındaki takip mesafesi her zaman 50 olmalıdır. Hemen geçelim. 12. soru tır mevzuatına göre aşağıdakilerden hangisi tır karnesi kapsamında taşınamaz? Şeker pancarı, meyve, saman, tütün ve tütün ürünleri türevi ürünler. Arkadaşlar tır mevzuatına göre tır karnesi kapsamında tütün ve tütün ürevleri taşınamıyor. Cevap
Akdeniz seçeneğidir. Bu soru da sınavlarda sık sık geliyor. Şöyle diyeyim size arkadaşlar. Tırda bira ve şarap hariç alkol ve türevleri taşınamıyor. Ham tütün hariç tütün ve tütün ürünleri, sigara, puro, esrar taşınamaz. 13. soru. Kavşağa yaklaşan bir sürücü trafik işaret ışığının aralıklarla kırmızı yanıp söndüğünü fark etmiştir. Bu durumda sürücü ne yapmalıdır? Evet. Aralıklarla yanıp sönen bir kırmızı ışık var. Bakın şuradaki kırmızı ışık. Aralıkla yanıp sönüyor. Bu durumda ne yapacağız? Durmalı. İlk geçiş hakkını kendisi kullanmalı. B. Hızını sabit tutmalı. Kontrollü bir şekilde geçmeli. Hızını azaltmalı. Kontrollü bir şekilde durmadan geçmeli. Durmalı. İlk geçiş hakkını diğer yönden gelen araçlara vermeli. Tabii ki durmalı. İlk geçiş hakkını diğer yönden gelen araçlara vermelidir. Cevap Denizli seçeneğidir. Doğru cevap. Bu soru da yine geçen hafta çıkan sorular arasında arkadaşlar. Dikkat edelim. Yazılıda da uygulamada da gelebiliyor. Hemen geçelim 14. soruya. Uluslararası ve yurt içi yolcu ve turizm taşımacılığı sürücü belgesi hangisidir? Uluslararası ve yurt içi turizm taşımacılığı. SRC 3, 2, 1 ve SRC 4 verilmiş. Yolcu dediği için arkadaşlar, uluslararası yolcu dediği için direkt tabii ki aklımıza ne gelecek? SRC 1. Tabii bu SRC'lerden de hem yazılıda hem uygulamada soru geliyor. Çok çok önemli. Siz bunu artık ezberlediniz. Kaçırma gibi bir lüksünüz yok. Değil mi? Hemen 15'e bakalım. Kaçakçılıkla mücadele kanununa göre kaçak eşya naklinde kullanıldığı için alıkonulan kara taşıtlarının teminatla iadesinde öngörülen bedel ne kadardır? İkinci el piyasa değeri kadar, taşıdığın kasko değeri kadar, navlun değeri kadar, FOB değeri kadar. Evet, burada da dikkat ederseniz taşıdığın kasko değeri kadar. Taşıdığın kasko değeri kadar. Bursa seçeneğidir. Doğru cevap. 16. Görseldeki kamyon sürücüsü siz olsaydınız ne yapardınız? Şuradaki kamyon sürücüsünü sormuş bakın. 2 numara. Siz olsaydınız ne yapardınız? U dönüşü yapardım. 1 numara araca yol verirdim. İlk geçiş hakkını kendim kullanırdım. 1 numara aracın sürücüsünü ikaz edip durdururdum. Arkadaşlar 1 nolu araca yol vermesi gerekiyor. 2 nolu. Düz eğimsiz dar taşıt yollarında kamyon ve otobüs ve diğer araçlar her zaman otomobile yol vermeleri gerekiyor. Burada Bursa seçeneğidir. Doğru cevap. Bu soru hem yazılı hem uygulama sorusu. Bilginiz olsun. Tüm sınavlarda çıkıyor. 17. Aracınız kaymaya başladığında aşağıdakilerden hangi hareketin yapılmaması gerekir? A. Ayağınızı gazdan çekmek. B. Frene iyice basmak. C. Direksiyonu yumuşatmak. D. Tekrar debriyaja basmak. Evet, burada da dikkat edin arkadaşlar. Aracınız kaymaya başladığından itibaren ne yapmanız gerekiyor? Bir kere frene iyice basmak. Kesinlikle yanlış bir harekettir. Takla atabilirsiniz. Cevap Bursa seçeneğidir. Doğru cevap. Evet, 18'e bakalım. İlk yardımın temel uygulamaları hangisinde doğru sıralanmıştır? Koruma, bildirme, kurtarma. Arkadaşlar bunu zaten siz ezberlediniz değil mi? Koruma, bildirme, kurtarma. KBK. Yani cevap KBK. Ve aynısı bu soru hem yazılı hem de uygulama sınav sorusudur. Bu soruya da çok çok dikkat etmekte fayda var. 19. Aşağıdakilerden hangisi vergi hukukunun kapsamına girmez? Vergi cezaları, harçlar, resimler, trafik cezaları. Arkadaşlar bu soruya çok çok dikkat edin lütfen. Bu soru sınavda çıktığında %80-90 herkes yanlış yapıyor. Vergi hukukunun kapsamına girmez. Genelde bunu Ceyhan seçeneği işaretliyorlar. Lütfen Ceyhan seçeneği, vergi cezaları, harçlar ve resimler, bunlar bir harçtır, ödemedir. Vergi türünün bir diğer adıdır resimler. Trafik cezalarıdır. Doğru cevap. Buraya dikkat edin lütfen. Yıldızlı sorulardan birisi. Biz bu soruyu daha önce de birkaç defa çözmemize rağmen yine yanlışlar devam ediyor. Lütfen böyle bir soru gelirse size yanlış yapmayın. Evet. Bu arada harika gidiyorsunuz arkadaşlar. Ben hızlı geçiyorum. Bu yayın ilk gösterim olduğu için
Hızlı geçiyorum ve 20. soruya bakalım. Aşağıdakilerden hangisi 4925 sayılı pardon karayolu taşıma kanunu kapsamı dışındadır? Cenaze aracı, kargo işletmeciliği, nakliyat ambar işletmeciliği, taşıma işleri organizatörlüğü. Arkadaşlar daha önce de çözdük. Ambulans, cenaze aracı, naklen yayın aracı, iş makineleri bunlar 4925 sayılı karayolu taşıma kanunu kapsamı dışındadır demiştik değil mi? Bakın dışındadır. Hemen sağ taraftaki açıklamayı da lütfen tekrar edin. Çok çok önemlidir. Cevap Adana seçeneğidir. 21. soru hem yazılı hem uygulama sorusu yine. Şekildeki tehlike uyarı işaretini gören sürücü aşağıdakilerden hangisini yapmalıdır? Banketten gitmeli, takip mesafesini artırmalı. Hızını artırarak öndeki aracı geçmeli. Acil uyarı ışıklarını yakarak seyretmeli. Evet, takip mesafesini tehlike uyarı işaretlerinde hız azaltılır, takip mesafesi artırılır olacak. Borsa seçeneğidir. Doğru cevap. Teşekkürler arkadaşlar. Beğeni yapıyoruz. Lütfen beğeni yapalım. Beğeni önemli. Bir de tekrarlıyorum bakın. Beğeni yapan arkadaşlara teşekkür ediyoruz. Süper teşekkür atan arkadaşlara teşekkür ediyoruz. Devam ediyoruz. 22. Hız ölçen teknik cihaz veya çeşitli teknik usullerle yapılan tespit sonucu hız sınırlarını %30'dan fazla aşan sürücülere aşağıdaki cezalardan hangisi uygulanır? Para cezası, hafif hapis cezası, para ve hafif hapis cezası, sürücü belgesinin 6 ay süreyle geri alınması. Bakın burada da para cezasıdır değil mi? Para cezasıdır. Doğru cevap. 23. Çok sayıda yaralının olduğu kazalarda kazazedelerin durumu değerlendirilir ve öncelikli müdahale edilecekler belirlenir. Buna göre en son müdahale edilmesi gereken kazazede hangisidir diye bir soru gelmiş. Açık karın yarası olan, bilinci yerinde olmayan, solunum zorluğu çeken, ayak bileğinde çıkık olan. Evet, ayak bileğinde çıkık olanlara en son müdahale edebiliriz değil mi? Önemli yine bir soru. Hemen geçtik 24'e. Hususi araç sürücüleri için yasal sınır olarak kabul edilen alkol miktarı en fazla kaç promildir? Yine bu sık sık geliyor. 0,20, 0,30, 0,50 ve 1 promil. Arkadaşlar sürücü eğer ticari olarak kullanıyorsa biliyorsunuz şoför durumuna geçer. Şoförler 0,20'dir. Şuraya not alıyorum. Bunu da sınavda sorabiliyorlar. Buraya da dikkat edin. Şoförler 0,20 promil alkol miktarı vardır. Hususi araçlardaki sürücülerin 0,50'dir. Cevap Ceyhan seçeneğidir. 25. soru çok çok önemli. Her sınavda geliyor. Hem yazılıda hem uygulamada. Bu soruya mutlaka banko bilmeniz gerekiyor. Bakın kesinlikle kesinlikle kaçırmayın. Aşağıdakilerden hangisi B tip kişilik özelliklerinden biri değildir? A rahat, B esnekçe, aceleci, D hırslı olmayan. Arkadaşlar unutmayın. A tipi olumsuzdur. Olumsuz. Bakın olumsuzluk gelsin aklınıza. Olumsuz. Agresif. Bakın olumsuz. B tipi deyince de olumluluk gelsin aklınıza. Olumlu. Olumlu düşünenler. Değil mi? Şimdi rahat, esnek. Bakın bunlar olumlu. Bunlar B tipi. Hırslı olmayan B tipi. Aceleci A tipidir. Değil mi? A tipi agresif, sabırsız, aceleci, hareketli, hırslı, aşırı rekabetçidir. B tipi ise acelesi yok, sakin, rahat, az stresli, esnek, hırslı olmayan, uysal değil mi? Az saldırgan. Yani yaşama karşı daha dengeli olan olumlu B tipi kişilik özellikleri olandır. Evet, hemen 26'ya bakalım. Çok önemliydi arkadaşlar. Bakın burası hem yazılı hem uygulamada geliyor. Tekrar tekrar bakın buraya. Aşağıdakilerden hangisi araçlar için ikinci derecede pasif güvenlik gereçlerinden biridir? Bu soru da sınavlarda sık sık geliyor. Hem yazılı hem uygulama sorusu. Fren sistemleri, emniyet kemeri, silecekler, farlar. Pasif güvenlik gereçlerinden biri de diyor. Pasif. Aktif olanlar bakın fren sistemi aktiftir. Silecekler aktiftir. Farlar aktiftir. Emniyet kemeri ve hava yastığı pasiftir. Kaza anında nedir? Faaliyete geçiyor. Yani emniyet kemeri çok önemlidir arkadaşlar. Çok önemlidir.
%35 ile 65 arasında çok etkilidir. Kişileri sakat kalmasını, araçtan fırlamasını engeller. Fakat pasif güvenlik gereçlerine girer. Yani ikinci derecededir. Hemen 27'ye bakalım. Otobüs, minibüs, kamyon, kamyonet çekici ve römorklarının teknik şartlara uygunluğu açısından periyodik muayenesi hangisi doğrudur? Periyodik muayenede bunları da arkadaşlar sizler artık çok rahat bilmeniz gereken sorulardan birisi. Hemen hemen her hafta gelen sorulardan birisi. Bize gelen sorular içerisinde hep var. Bu soruda tabii ki arkadaşlar ticari araç olduğu için ilk bir yaz sonunda ve devamında yılda bir muayeneye tabi tutulması gerekiyor. Direkt cevabın Adana seçeneği olduğunu işaretleyin geçin. Evet. Ve 28. Hangi özelliğe sahip olmayan sürücünün sabırsız, öfkeli, yorgun, stresli ve iletişim becerileri eksik bir kişi olma ihtimali daha fazladır? Bencil, hoşgörülü, aşırı tepkili gösteren, görgüsüzce davranan. Sabırsız, öfkeli, yorgun, stresli ve iletişim becerileri eksik hangisidir? Tabii ki burada hoşgörülü. Bursa seçeneğidir. 29. Aşağıdakilerden hangisi kaçakçılık suçunu ağırlaştıran nedenlerden birisi değildir? Teşebbüs halinde kaçakçılık, devlete, kamu güvenliği aleyhine kaçakçılık, ceza ehliyeti olmayanları kullanma, kaçakçılığa müsamaha ve yardım. Tabii burada da cevabın ne olduğunu söylüyoruz. Adana seçeneğidir. Tebrikler, harika gidiyorsunuz. Evet işte banko sorulardan olmazsa olmaz sorular diyoruz ya, mesela bu kavşak soruları hemen hemen her sınavda geliyor. Hem yazılı hem uygulama sorusu. Şekildeki gibi bir kontrolsüz kavşakta karşılaşan araçların geçiş hakkı sıralaması nasıl olmalıdır? Arkadaşlar bu kuralı biz siz daha önce size söyledim. Dönüş yapan araçlar en son geçer. Bir numara en son geçer. Düz giden araç kendi sağındaki araca yol verir. Yani 2 ile 3 var. 2'nin sağında 3 olduğu için önce ilk 3 geçer. Sonra 2, sonra 1. 3, 2, 1. 3, 2, 1 denizli seçeneğinde var. 31. Kaza yerinde usule uygun ilk yardım tedbirleri uygulamayan kişiye aşağıdaki cezalardan hangisi uygulanır? Para cezası ve 20 ceza puanı, para cezası 15 ceza puanı, para cezası 10 ceza puanı, para ve hapis cezası. Burada arkadaşlar kaza yerinde usulüne uygun bir yardım uygulamayan kişilere para cezası ve 20 ceza puanı uygulanıyor. Yine önemli sorulardan birisiydi. 32 yine geçen hafta çıkan sorulardan duyu organlarının hiçbir uyarana tepki veremeyecek şekilde fonksiyonlarını yitirmesiyle beliren uzun süreli bilinç kaybı hangisidir? Şok, bayılma, koma, kansızlık. Uzun süre bilinç kaybı nedir? Komadır. Evet, cevap komadır. Koma pozisyonunu görüyorsunuz. Şok pozisyonunda ayaklar 30 santim yukarı kaldırılır. Evet, bayılma kısa sürelidir. 33. Uluslararası karayolu taşımacılığı yapan nakliyat firmalarının yaptıkları taşımalar ile ilgili olarak CMR sözleşmesinden kaynaklanan hukuki sorumluluklarını poliçede belirtilen şart ve limitler ile teminat altına alınması içeren sigorta nedir? Kasko, mali sigorta, hayat sigortası, CMR sigortası. Tabii ki burada da arkadaşlar CMR sigortasıdır. Doğru cevap. 33. Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre yetki belgesi sahiplerinin yurt içi eşya taşımalarında ilgili mevzuatın öngördüğü usule göre gönderen tarafından düzenlenmiş sevk irsaliyesini nerede bulundurmaları zorunludur. Bu soru da sık sık geliyor. İş yerinde, taşıtlarında, gönderen de, alıcı da. Evet, herkes ne diyor? Bakıyoruz. Bursa seçeneği diyorsunuz. Taşıtlarında. Tebrik ederiz. Bu arada yayınımızı beğenelim lütfen arkadaşlar. Beğeni yapan arkadaşlara teşekkürler. Süper teşekkür atan arkadaşlara çok çok teşekkür ederiz. Daha önce atmış olduğumuz tüm soruları, üyelere özel soruları, SRC 1, 2, 3, 4 ortak yazılı uygulama sorularının hepsini çözün. Sınavlarınızda yüksek alın, 100 alın geçin arkadaşlar. Sınav sonuçlarını mutlaka bize bildirin. Ayrıca sınavlardan çıktıktan sonra okul önlerindeki kalan arkadaşlara da kanalımızın linkini mutlaka söyleyin, paylaşın. Hemen 35. Kavşaklara yaklaşırken kaç metre kala şerit değiştirmek yasaktır? Yerleşim birimleri içinde 30, dışında 100. Yerleşim birimleri içinde 30, yerleşim birimleri dışında 150.
İletişim birimleri içinde o 50, dışında 100. İletişim birimleri içinde 50, dışında 150. Bu soru da arkadaşlar sınavda yine geliyor, sık sık çıkıyor. Yine geçen hafta çıkan sorular, gelen sorular içerisinde var. Yerleşim birimleri içinde 30, değil mi? Yerleşim birimleri dışında 150'dir. Bursa seçeneğidir. Doğru cevap. Hemen geçtik. 36. Suçun işlendiği tarihten geriye doğru 5 yıl içinde 0,50 promilin üzerinde alkollü olarak araç kullandığı ikinci kez tespit edilen sürücülerin sürücü belgeleri kaç yıl süreyle geri alınır? 6 ay, 2 yıl, 4 yıl, 5 yıl. Alkollü olarak araç kullandığı tespit edilenlerin ikinci kez arkadaşlar. Birinci kez 6 ay. Bakın birinci kez 6 ay. İkinci kez 2 yıl. Evet, 2 yıl. Üçüncü kez de arkadaşlar 5 yıldır. Evet, bize ikinci kez sorduğuna göre cevap Bursa seçeneğidir. Bu soru da yine olmazsa olmaz sorularımızdan birisi. Eminim ki herkes çok iyi biliyor. 37 seyir halinde aracın arka lastiği patlarsa ne olur? Araç patlayan lastik yönüne doğru dönmeye çalışır. Aracın arkası sağa sola yalpalama yapar. Aracın ön tarafı sağa sola yalpalama yapar. Araç evet. Ön tarafı sağa sola yalpalama yapar. Araç patlayan lastiğin tersi yönde dönmeye çalışır. Arkadaşlar aracın arkası sağa sola biliyorsunuz ki aracın arka lastiğini sormuş bize. Arka lastiğini sormuş. Ön lastiği de soruyorlar. Bakın mesela ben size ön lastiği söyleyeyim özellikle. Ön lastik patlarsa patlayan lastik yönünde döner. Araç patlayan lastik yönünde döner. Yani şu Adana seçeneği deriz. Ön lastik patlarsa bakın ön. Şöyle yapayım. Ön lastik. Arka lastiği sorduğu için aracın arkası sağa sola yarpalama, değil mi? Arkasını sağa sola yarpalama yapıyor. Yani Bursa seçeneğidir. Doğru cevap. Düşük havalarda araç lastikleri yanlardan aşınıyor. Yüksek havalarda da ortadan aşınıyor. Bilginiz olsun. Hemen geçelim 38. sorumuza. Soru şöyle. Aracın üzerindeki sayılardan 2418 neyi ifade etmektedir? 2418 bakın şuradaki dot 2418 lastiğin taban genişliği ölçümü, lastiğin yanak yüksekliği, lastiğin üretim tarihi, lastiğin jant çapını. Tabi burada dikkat edin arkadaşlar bize neyi sormuş? 2418 aracın üretildiği değil mi? Lastiğin üretildiği tarihi bize bildiriyor. Hemen geçelim. 39 gümrük kanununa göre özet beyanını kim verir? Gönderici, taşımacı, alıcı hiçbiri. Özet beyanı. Bu soru da yine yeni çıkan sorulardan. Ben ilk defa çözüyorum. Bu soruyu ilk defa çözüyorum. Hem hep yeni soru arıyorum ama yeni soru da bulamıyorum. İşte zaman zaman geliyor önümüze. İşte mesela bu taşımacıdır, değil mi? Taşımacıdır. Bursa seçeneğidir. Doğru cevap. Ve 40. soru Sinop ili hangi yöndedir? Bu da sık sık geliyor arkadaşlar. İşte Sinop, değil mi? Ya da Mersin, ya da işte size Manisa, ya da Van, ya da Ankara, ya da işte Kırklareli gibi. Haritayı şöyle gözden geçirin arkadaşlar. Bakın haritayı buraya aldım. Sinop ili hangi yöndedir? Sinop ili dikkat ederseniz Karadeniz'in en uç noktasından birisi Sinop, değil mi? Şurada Karadeniz'in en uç noktasından birisi. Nedir? Kuzey, güney, doğu, değil mi? Batı. Evet, kuzey, güney, doğu, batı. Tabii ki kuzeyi bize bildirir. Evet, hemen geçelim diğer sorumuza. Evet, bir soru daha almışlar. Joker soru arkadaşlar. Joker. Joker sorumuz var. Teşekkür ederiz moderatörlere. Aşağıdakilerden hangisi takograf cihazı bulundurmak zorunda olmayan araç türleridir? Kamyon, otomobil, çekici, otobüs. Arkadaşlar takograf önemli. Sınavda mutlaka çıkıyor. Her sınavda ben takograf sorusunu bize geliyor. Takograf kamyon, otobüs ve çekicilerde bulunur. Otomobilde bulunmaz. Bu bir. Takografla ilgili bir de şöyle bir soru geliyor. Taşıtta takograf kayıtları ne kadar süreyle saklanması gerekiyor? Bir ay. Şirketlerde, iş yerlerinde 5 yıl saklanması gerekiyor.
Bunu mutlaka bilin arkadaşlar. Bunlar çok çok önemli. Şehirler yük ve yolcu taşıyan araçlarda nedir? Takora kullanmak zorunludur. Evet, 40. 41 tane sorumuz bitti ve uygulama sorularına hemen geçelim. Zaman kaybetmeden. Tebrik ederiz. Tekrarlıyorum. Beğeni yapan arkadaşlara teşekkür ederiz. Süper teşekkür alan arkadaşlara çok çok teşekkür ederiz. Bizi desteklemeniz çok çok önemlidir. Siz destek verdikçe bizim bu kanalımızda arkadaşlar yayınlarımız devam edecek. Sizlere faydalı içerikler üretmeye devam edeceğiz. Ve geçiyoruz hemen gelen sorulara bakalım uygulamadan. Geçen hafta bir resimdeki gibi kucakta seyahat eden çocuk için hangisi söylenir? Evet, 6 yaşından küçük olduğu için bilet kesilmeden kucakta seyahat edebilir. Arkadaşlar 6 yaşından küçük olsa dahi ayrı koltukta seyahat etmelidir. Yaşa bakılmaksızın bilet kesilmesi zorunludur. Biliyorsunuz ki 0-6 yaş değil mi? 0-6 yaş çocuklarda bilet kesilmeden seyahat edebiliyorlar. Cevap Adana seçeneğidir. Bu soru sınavlarda sık sık gelen sorulardan. Daha önce de çözmüştük. Tekrarladık. Yani yeni geldiği için tekrar etmek istedim. Evet, hemen geçelim. İkinci soru. Şekildeki gibi bir kavşakta karşılaşan araçların geçiş hakkı sıralamasını sormuşlar. Bu hem yazılı hem uygulama sorusu demiştik. Dönüş yapan araçlar en son geçer. Bakın iki tane dönüş yapan var. 2 ile 3. Dönüş yapanın sağındakine yol verir. Düz gidenler herkes kendi sağındaki araca yol verir. Bakın 1 ile 4 düz gidiyor. 4'ün sağında 1 olduğu için önce 1 numara sonra 4 numara. Sonra bakın 3 numara sonra 2 numara. Hangi seçenekte var? Denizli seçeneğinde var. Son soru. İzlediğiniz görüntüde hasta veya yaralının hangi yaşam belirtisi kontrol edilmektedir? Solunum dolaşım bilinç. Arkadaşlar bakın dikkat ederseniz hasta yaralıya baş çene pozisyonu vererek neyini kontrol ediyor? Solunumu var mı yok mu değil mi? A, B, C neydi? A, hava yolunu açmak. B, solunumu değerlendirmek. C, dolaşımı değerlendirmektir. Burada B'yi kontrol etmiş. Bakın 10 saniye süreyle baş çene pozisyonunu nedir? Dinlemeniz gerekiyor hasta yaralıyı. Solunumdur. Cevap Adana seçeneğidir. Tebrik ederim. Beni dinlediğiniz için çok çok teşekkür ederiz. Sınavlarınızda başarılar diliyorum. Kanalımıza abone olup videoları beğenmeyi, paylaşmayı unutmayın lütfen. Hepinize başarılar. Daha önce atmış olduğum tüm yazılı ve uygulama sorularının hepsini çözerek garantili 90 ve 100 alabilirsiniz. Hiç kendinizi kasmayın, rahat olun. Kanalımızda çalışın, videoları izleyin, soruları dikkatli bir şekilde çözün. Sınavlarınızda geçin. Arkadaşlarınıza da önermeyi unutmayın arkadaşlar. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın.